Rus-İran-Türkiye görüşmelerinin başlamasından bir gün önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide kimliği belli olmayan biri tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti Andan Bey. Büyükelçiyi görebiliriz. O çok efendi bir insan, güzel, saygılı, sevecen bir insan. Yani insanlarla bağlantısı güzel olan bir insan. Tanıyorsun sen değil mi? Sizin adınıza görüşmüştük, sizin eserlerinizi, çalışmanızı anlatmıştık. Plaket vermişti o da, çok teşekkür etmişti, size selam ve saygılar söylemişti. Evet, kibar, saygılı bir insan. Allah ailesine sabır nasip etsin. İnşallah. Efendim, Rusya'yla aramızdaki dostluğu çekemiyorlar benim gördüğüm. O zaman biz ne yapacağız? Bu dostluğu yüz misline çıkaralım. İnşallah hocam. Kendilerince bu dostluğa darbe vuracaklarını zannediyorlar. Biz kat kat artıralım. İnşallah. Efendim, her yönde, siyasi, askeri, sosyal, kültürel her yönde işbirliğimizi geliştirelim. İnşallah. Bunların bu faaliyetlerinin boşa çıkacağını onlara göstertelim. İnşallah. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. İnşallah. İyi bir insandı. Sevecen bir insandı, kibar, saygılı bir insandı. Evet. Güzel hatıralarla aramızdan ayrıldı. Evet. Rus insanı güzeldir. Sevecendir. Terbiyeli, saygılıdır. Rusları seviyoruz. Evet. Böyle şeylerle bizim bağımızı zayıflatacaklarını zannediyorlar. Halbuki görecekler, en az 100 misli daha güçlü hale getireceğiz. İnşallah. Evet. Binlerce yıllık Türk örfünde sırttan adam vurmak kahpeliktir. Sırttan adam vurulmaz. Çok büyük bir adilik. Yani Türk geleneğinde örfünde misafir hep aman sahibidir. Evet. Ta Oğuzlardan itibaren gelenekte yok. Misafir olarak geldiyse adam hiçbir şey var. Hatta de elçiye zeval olmaz derler. Yani el dokunulmaz yani, bir kez saygı. Sırt, hele sen güvenlik elemanı olarak gelmişsin, akıl almaz bir kahpelik yani. Ya çok kızdırıcı bir hareket, her yönünden ahlaksızlık. Bir de bas bas bağırıyor. Evet. Sen iyilik, güzellik yapacaksan, işte bu ne dersen, kız ben teröristlerle mücadeleye gideceğim dersin. Değil mi? Orada koruma polisi olarak gideceğine oraya git. Tabii. Git PKK'yla ne yapıyorsan git kozunu paylaş. Ne istiyorsun buraya misafir olarak gelmiş, iyi niyetle yaklaşmış bir insana? Böyle kahpece yaklaşıyorsun ve kahpece onu vuruyorsun.